Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Umut'la beraber çok merak edilen bir telefonu inceleyeceğiz. Realme 5 Pro. Şimdi evet. bunun üçünü biz incelemiş ve tavsiye etmiştik. Evet, güzel telefon. Ee, alanlar var. Alanlarda memnun olduklarını yazıyorlar. Görüyorum ben. Ee, bizim yorumlara yazıyorlar. Şimdi Realme 5 de bekleniyordu. Çünkü oradaki başarı devam edecek mi diye aslında evet. birazcık e, bekleniyordu. Fakat Realme 5'in şöyle bir özelliği var. Bununla beraber Realme firması Türkiye'ye gelmiş oldu aslında. Evet. Önceki e, şey değildi. Realme... 3 zaman da Realme Türkiye'de resmi olarak daha henüz ofislerini açmamıştı. Vardı kargaşa vardı. Şimdi bu şimdi bu telefon için bir kargaşa artık yok. yok. Realme Türkiye'de var. Zaten Oppo'nun hani çocuklarından diyelim evet. değil mi? Şu anki yöneticilerin çoğu da zaten Oppo Oradan. Türkiye'de. Ee, o yüzden hani e, şu anda bir sorun yok. Bunun etkisiyle Realme 3'e göre de daha çok bulunabilir bir telefon olacak. Evet. Ee, şimdi Realme 5 Pro e, senden dinleyeceğiz. Öncelikle şeyi sorarak başlayayım. Segment olarak nereye geliyor? Şimdi öteki 3'tü. Bu 5 onun üzerine mi geliyor? Onun yerine mi geliyor? Onun yerine geliyor demek daha doğru Hı -hı. olur. Zaten iki modelde 2 milyon altında kalmış ürünlerle. Hı -hı. E, bu arada çıkış fiyatında bence çok saçma uygulamalar yapıyorlar. Evet, bir garip bir e, Bunu nereden öğrendi bu firmalar bilmiyorum. Hepsi yapıyor. Önce işte bir fiyat açıklıyorlar. Sonra diyorlar ki işte belli bir süreliğine şu kadar olacak diye. Sonra o fiyat kalıyor ama. Evet. Ee, yine bunda da öyle bir şey oldu. Ee, baştan şeyi söyleyelim bence ki yani e, hangi fiyat segmentine oynadığını. Şu anda 1700 liraya artık kalıcı evet, fiyat diyor. oldu diyebiliriz. İlk ilk 3 gün 1900 iken ya. 1700 yapmışlar. Evet. Ama sonra baktık ki bu hafta itibariyle Kalıcılar hala 1700. Hı -hı. Zaten onu bir kere gösterdikten sonra onun geri dönüşü yok yani. Bunu evet. öğrenmeleri lazım firmaların. Evet, özelliklerinden başlayalım. Başlayalım öncelikle tasarım ve malzeme Hı -hı. her zaman olduğu gibi. Ön kısmında Kornik Gorilla Glass 3 Plus var. Hı hı. Bu 3 6, Plus 6, mı? Evet. Bu yeni bir türe. 6'ya kadar çıktığını düşünürsek 3 Plus çok arada kalmış bir çözüm. Ee, kenarları ve iskeleti plastik. Evet. Arka tarafta plastik. Genelde cam olurdu. Bu plastik kısmına ilgili şöyle bir sorun var. Oldukça fazla çizik Meydana getiriyor. Hatta bizdeki modelde de bayağı bir çiğniz oluşmuş. arka tarafıyla ilgili. Önce şunu söyleyeceğim. Bir defa bu elimizdeki renk için konuşalım. Hı hı. E, bu güzel bir renk seçmişler. Tam e, geçişli renkler var. Evet. Fakat o geçişler öyle e, gradient gibi değil. Yani şey e, birkaç tane evet. arkada bunun e, parçalı yapısı var. Kendileri yapısı de yapısı kristal mavi istiyor. Evet. Kristal e, efekti var. O efekte yedirmişler, dağıtmışlar. Çok güzel gözüküyor. Arka plan, e, arka evet. kapak çok bir güzel gözüküyor. Bir de yeşil rengi var. Ben bunu daha çok sevdim. Ee, hani dönüp bir daha bakar insanlar bunun arkasında çok güzel evet, olmuş. O arkadaki renk değişiminin kenarları da yansıdığını göreceği. Kenarda, aynen. Üstten mor başlarken aşağıya doğru mavi oluyor. Şimdi ama senin dediğin doğru. Ben bunu, evet, sadece test süresince dışarıda fotoğraf çekmek için kullandım ee, ve o kısa dönemde bile üzerinde çizikler oluştu. Burada her telefonu benzer şekilde kullanıyoruz. Nerede? Aynı bari şey şekilde yapayım. çizikler oluşuyor. Evet, yani dolayısıyla bunu hani içinden şu kılıf çıkıyor. Bununla Hı. kullanırsanız daha iyi olur ama o da tabii şeyi götürecek. Yani şunun güzelliğini birazcık götürecek. Evet, kılıfta fark etmişlerdir kamera çıkıntısında. Evet hepsi kapatacak şekilde. E, evet onu da düşünmüşler. Artı zaten onu öyle vermezlerse nereden bulacaksın uygun Doğru. aksesuar? Ee, yani çok güzel bir arkası var. Ee, arka kapağı var ama kolay çiziliyor. Kamera çıkıntısı demişken fazlaca bir çıkıntı yaptığını da söyleyelim. Hatta masada bayağı Hı. tıngır mıngırı sesler çıkartıyor. Evet. E, ee, parmak izi okuyucusu arkada. Güç tuşları ve güç tuşu ve ses tuşları farklı. Güç tuşu sağda, ses tuşları da solda. Bazı telefonlarda aynı hizada evet. olurdu. Alt tarafta mono hoparlörü var. USB Type-C portu var. Mikrofon var. Kulaklık jack'ı var. Üstte de gürültü önleyici mikrofon var. 8.9 mm. Çok ince bir telefon olduğu söylenemez. Değil. 184 gramda bir ağırlığı var. Hı hı. Ortalama kabul edilebilir. Bazı rakiplerinden de daha hafif olduğunu da söyleyebiliriz hatta. Ekranı damla çentik türünde. Alt çene bir miktar kalın. Artık bu neredeyse sıfırladıklarını görür olduk. Paneli IPS 6.3 inç. Full HD Plus bir çözünürlüğü var. 2340 1080 545 nit ekran parlaklığı var. Bu sınırı 500 aldığımızı kabul edersek güneş altında görünmesine bir sıkıntı yaratmayacaktır. Doğru. Hatta şöyle bir şey de söyleyelim. 2000 lira altı telefonlarda nadiren 500 nit geçtiklerini görüyoruz. Bu konuda Realme 5'in Pro'nun ekranından memnun kalacaklar. Ama ekranla ilgili şöyle bir eleştiri evet. getirebilirim. Ekranda e, kaplama yok. Hmm. Bu kaplamanın olmaması nasıl bir soruna yol açıyor derlerse parmak izi, ter, kir gibi şeyleri çok fazla miktarda topluyor. Orası doğru. Benim de tecrübem o şekilde ama renk konusunda yani şeyin ekranın parlaklığının ötesinde gösterdiği renkler de iyi. Yani evet, ve açıları bozulmuyor. Düzgün bir IPS ekran kullanmışlar. Ekranda bu arada HDR desteği de bulunuyor. Ayrıca geniş renk gamutunu da destekliyor. Renk, ekran renk sıcaklık ayarı ve OSI adını verdikleri bir görüntü iyileştirme teknolojisi var. Bu destekli uygulamalarda HDR özelliklerinin daha ön plana çıkmasını Hı. sağladığı söylenmiş. Ee, performans konusuna geçelim. İçinde Qualcomm Snapdragon 712 var. Önceki modelde Realme 3 Pro'da Snapdragon 710 vardı. Ee, 712 biraz tanıyalım. Sonra bir aradaki 710'la bir kıyasını da yaparız. Kirio 360 çekirdeklerini kullanıyor 712. 8 çekirdek bu platform. Performans çekirdekleri Cortex-A75, çekirdek. 2 çekirdek, 2.3 GHz hızında çalışıyor. 6 çekirdek Cortex-A55 tasarruflu çekirdekleri de 1.7 GHz'de çalışıyor. Adreno 616 bir GPU birimi var. 610 MHz'de çalışıyor. 10 nanometre yonga üretim sürecine sahip. Şimdi 710 ile kıyaslarsak aslında çok bir fark yok. İşlemcide 100 MHz bir artış var. 2.2 GHz iken 710'da performans çekirdekleri. 712'de 2.3 GHz'e çıkmış. Ama GPU tarafındaki hız aşırtması daha önemli. GPU 610 MHz'de çalışırken 712'de burada aynı GPU var 710 ve 712'de 616. Ee, 710'da bu 500 MHz'de çalışıyor. Hı hı. Bu da totalde baktığımızda %6 712 ile yine %6 CPU performansı, işlemci performansı %15 ile GPU performans artışı getiriyor. Hı hı. Yani, çok az bir miktarda önceki modele göre bir iyileşme var performans konusunda. Bu arada, dünyada 4, 6, 8 GB seçenekleri bulunuyor. Hı hı. Tabii Türkiye'de sadece 4 GB RAM'de satılıyor. Tamam. LPDDR4X RAM'leri de var. Depolama tarafında ise dünyada 64 ve 128 olarak satılıyor. Hı hı. Ama bizde sadece 128 GB depolama var. UFS 2.1 depolamayı kullanıyor. 2000 2000'ler altında bu performanslı bellekleri görmeyiz genelde. Micro SD? Micro SD kart desteği var. telefonun. Hı. 488 MB okuma 191 MB saniyede yazma değerleri var. Hı hı. Bu kabul edilebilir bir rakam. CPU throttling test yaptığımda %92 bir sonuç aldım. Bu iyi bir i̇yi. oran. Performans ayarı seçenekleri var telefonun hı. içinde güç tüketiminde. Yüksek, akıllı ve standart olarak. Standartta e, enerji tasarrufu yapıyor diyebiliriz. Akıllı da da duruma göre ben performansımı arttıracağım diyor. Yüksekleri sürekli performans modunda çalışacağım diyor. Ben e, bir akıllı ve yüksekli denediğimde Arada sadece benchmark sonuçlarında biraz puan artışı gördüm. Normal kullanımda hiçbir fark yoktu. Akıllı da kullanmak daha mantıklı olur. Oyun ve genel performansı gayet iyi. Hatta fiyatı emsali için düşünürsek gayet başarılıydı. En iyilerden biri diyebiliriz zaten. Şeyler, oyunlar otomatik olarak nasıl nasıl davranıyor? Orta ve yüksek. Hı. Hmm. Orta mı seçiyorlar? Yani kendisi de nasıl seçiyor daha? Oyun... Oyuna göre değişmekle birlikte tamam. yüksek Sen seçiyorum. mesela PUBG'yi nasıl oynadın? PUBG'de o ayarlar yüksek. Hı. Ama Call of Duty Mobile'da orta ayarlarda oynuyor. Hı. Oyuna göre değişiyor. Genelde orta ve yüksek. Isınma sorunu pek olmuyor. Zaten şarj olurken de olmuyor. Şarj olurken şöyle bir avantajı var zaten. Ee, şarj devresi adaptörün içerisinde olduğu için telefonda minimum ısınma Hı. gerçekleşiyor. Hı. Evet. Burada yani bu Adaptör alev topuna dönüşüyor ama telefonumuz serin kalıyor. Alev <laughs> demeyelim, alev dersen yanmış oluyor. Çünkü. Hayır, yani, fazlaca <laughs> <Çok sunuyor>. ısınıyor. <laughs> Bu da ayarını kaçırmamak lazım. Kamerasına geldiğimizde dörtlü bir arka kamera kurulumu var. 48 megapiksel IMX586 ana sensörünü kullanıyor. 8 megapiksel 119 derece geniş açı kamerası var. 2 megapiksel makro kamerası var. 2 megapiksel de derinlik algılayıcı var. Ön tarafta da 16 megapiksel Sony IMX471 bir ön kamerası var, 4K 30fps ve 1080p 60fps video çekebiliyor. 720 pde de 960fps ağır çekim videolar kaydedebiliyor. ES destekli ama sadece 1080p 30 karede yapıyor bu işi. Şimdi e, performansına gelince kamera performansına bir defa geniş açısı yani bu kameralarda gördüğümüz geniş açıdan hiçbiri iyi değil. Bu da iyi değil çok yani iş görüyor sadece. O da hep söylüyorum bazı anlar vardır. Geniş açın yoksa çekemezsin. Yani burada konu iyilik kötülük değildir. Orada iyi eğer sizin geniş açınız varsa o çekersiniz. Ee, ne çıkarsa şükredersiniz. Çünkü başka türlü zaten çekemiyorsun. Onun alternatifi geriye gidip çekmek e, her zaman mümkün olmuyor işte. Ana kamerada. Yani ana kameraya geçersek ana kameranın gündüz performansı zaten iyi olmasını bekliyorduk. Bununki de iyi. Ee, birazcık noise var ama onun şöyle bir tuhaflığı var. Bu, bu telefonda ilk, ilk defa böyle bir şey gördüm. Gündüz noise var, gece yok. Evet, gece daha iyi çekiyor. onu nasıl becerememişler o şeyi, dengeyi kuramamışlar anlamadım. Zor yapıp kolayını çuvallamışlar. Evet. Kolay. Evet. Ha şöyle değil. Gündüz de noise'a boğulduk, mahvolduk değil. Yok, gene başarılı. Daha sonra bir video var. Yani çok spoiler etmeyeyim diye söylemiyorum. Başka kameralarla kıyasladığımız zaman diyoruz ha bunda noise var diye. Evet o yüzden bu yani mesela Instagram'a koysan hiçbir şey anlaşılmaz. Evet kimse bunda noise var demez. ama biz kıyaslayınca gördük şeyden işte onu da son, onu söylüyorum. O noise'u görünce biz ya dedik eyvah dedik gece herhalde <laughs> kötü olacak. Evet, daha kötü olması Gece güzel. daha iyi. Gecenin temizliği yine noise yok demiyorum ama gecenin temizliği bariz gündüzden daha güzel. Çünkü biz gece çekimi derken aslında kastettiğimiz şey her zaman düşük ışık çekimi. Yani bizim gece çekimlerimizde de ışık var ve onların da e, baktığımız zaman e, performansı gece çekiminde gayet güzeldi. E, ben memnun kaldım. Makrosundan memnun kaldım. Makrosu da, da gayet güzel çekiyor. 2 megapiksel olmasına çok kafayı takmasınlar. Çünkü yani şu kadar emin bir alanı çekiyorsun aslında. 2 megapiksel az tabii ki. Daha çok olsa ama iş görüyor. Yani minik bir şeyin, ufacık bir detayını çekmek için yeterli. Dibine kadar giriyorsun. Zaten şöyle bunlar da şey sorunu yaşayacaklar. Işığın geldiği açıya göre e, Cep telefonu gölge yapıyor zaten. Yani bazen o kadar da yakınlaşma kapasiten var ama yaklaşamıyorsun gölge yapıyor ışık. Ürünün şey çekmek istediğin şeyin üstüne gölge düştü karardı. Ee, makro çekmenin aslında zorluğu o değildir. Zorluğu o kadar yakından ışık vermektir. O yüzden mesela bizim makinelerin lenslerine ışık takılır. Hı. O yanlarında durur lensin iki yanında ring şeklinde bir takarsın önüne. iki tane yanında durur. Böylelikle obje hemen önünde ışık şeklinde çekilir. Ee, ben makrosundan memnun kaldım. Arka plan ayırmasından yine memnun kaldım. Bokeh kalitesi gayet güzel. Hepsinde artık hepsinde aynı oldu diyebilirim bütün kameralarda. Kötü olan kalmadı gibi bir şey. Bunda arka plandan ayırması da iyiydi. Oradan da bir şikayetim yok. Zoom yok. Zoom'u dijital olarak yapıyor. İyi yaptığı yerler oldu. Yani kullanılabilir zoom artık bir sürü kamerada var. Biraz da o şeyden çözünürlük arttı. Ana kamerada. O yüzden o artan çözünürlüğün bir faydası da zoom aslında. Yani orada yaptığı şey zoomdan ziyade ekranı o çözünürlük sayesinde birazcık yaklaştırıyorsun. Yani crop, yapıyor. e, crop yapıyorsun aslında. E, o, onun nimetlerinden faydalanıyorlar. O yüzden biraz düzgünleşmiş. Yani şey diyebilirim. Mesela bir kameranın bugün ben 2x optik zoom yapıyorum demesinin bence hiçbir evet, avantajı bir kalmadı. kalmadı. Bunların dijitalleri zaten yapıyor artık o kadar yakınlaştı. Düzgün yapıyorlar. E, çünkü o 2x zoom yapıyorum diyen kameraların optik zoom diyenlerin o optik zoom kameraları ana kameraları kadar kaliteli değil. değil. Aynı kamera olsa diyeceğim ki tamam. O çok çok nadiren işte iPhone seviyesine falan çıkman lazım ki kameraların kalitesi hep iyi kalsın. ya de ee, işte, işte Samsung'un tepe seviyesine çıkman lazım. Şimdi bunda e, 1700 liralık bir telefonu konuşuyoruz. Evet. Çok net şunu söyleyeceğim. Bunun e, çektiği fotoğrafta, videolarda 1700'lük değil. yani Daha üstünde. Daha üstünde. Bu işte teknolojinin geldiği nokta hep bizi o kurtarıyor. Hep söylüyoruz ya yine bizi kurtaran bu. Bakma şimdi iyi konuşuyoruz ama göreceksin işte 1700 seviyelerinde 2000 lira seviyesindeki tüm telefonlar 2020'de böyle çekecekler. Evet, düzgün çekiyorlar evet. fiyatlarını. Yani bu şu anda daha öncesinin 3000 lira. Yani benim kıyaslayacağım telefon geçen senenin telefonlarından 9T olurdu. Ne 9T? Mi 9T buna en yakın hani onu örnek verebilirim. Ee, hani orada da şeyi derim. Hani Mi 9T'nin başka özellikleri var bundan üstün. Öyle kazanabilirse kazan Çünkü o pahalı bir telefon hı hı. bundan. E, ama kamera gelseydim e, çok yakın olduklarını söyleyecektim. Videosu da şey bunun. E, videosu da çok iyi. Ace olmaması 4K'yı çok kötü vuruyor bütün telefonlarda. Hı hı. E, yani şöyle çekiyorum ya bir şey yapmıyorum ya yine de titriyor ya o titreşimi çok net görüyorsun ama 4K'sı şeyden insan üzülüyor 4K kalitesi çok iyi evet, 4K'sı başarılı ee, ama o titreşimden çektiğinden zevk alamıyorsun ne yapacaksın tripod yapacaksın koyacaksın işte bir sabit duracak elinde durmayacak o zaman tamam ee, ama 1080p'de yaptığı Ace çok iyi orada da yürürken çektiğimde ben memnun kaldım görüntü kalitesi 4K'nın altına iniyor ama Görecekler örneklerde gece çekimlerinde de gayet güzel. Evet. Ben video örnekleri çektim. Yani bu şu anda kamerada, fotoğrafta da, videoda da 1700 liraya alınabilecek en iyi seçeneklerden bir tanesi olmuş. Kesinlikle. Örnekleri bu arada kendiniz indirebilirsiniz. Oradan kıyaslayabilirsiniz. Pil kısmına geçelim artık. Hı -hı. 4035 miliamper bir pili var. USB Type-C üzerinden bağlanıyor. Yılmı 3 burada bu eleştirdiğimiz bir noktaydı. Onda Micro USB Bunda Type-C bağlantı kullanıyor. Ee, VOC 3.0 teknolojisini destekliyor. 20 Watt hızlı şarj desteği var. Bu pilin dolma süresine bakma 78 dakikaydı. Hı -hı. Bu süre 2000 lira alt telefonlar arasında düşündüğümüzde en iyi sürelerden biri en hızlı şarj olan telefonlardan biri. 80 dakikanın aşağısından bahsediyoruz. Lakipler 100 dakika ve üstünde Hı -hı. şarj oluyor hızlı şarj destekleri olmasına rağmen. PC mark pil testi sonucu 9 saat 56 dakika, film pil testi sonucu 15 saat 48 dakika, oyun pil testi sonucu da 5 saat 46 dakika. Bunlar 4000 mAh pil olan bir telefonda beklediğimiz sonuçlar. Hiç fena değil. Hı hı. Başarılı olduğu bile söylenebilir hatta. Ses konusunda izleme mikrofonunda e, gayet memnun kaldım. Bir sıkıntı yoktu. Hoparlör ses seviyesi yüksek ama kalitede şey diyorsunuz bu fiyatını 1700 lira olduğunu fark ediyorsunuz. Fiyatına göre düzgün bir hoparlörü var. TFA 98 serisi bir ses yongası kullanılmış. Real 3 Pro'da ses konusunu çok eleştirmiştim. Kulaklık çıkışı bence pek iyi değildi. Bunda o sorun aşılmış. Kulaklık çıkışından gayet memnun kaldım. Ve Qualcomm APTX, APTX HD, LDAC destekleri de bu telefonda yer alıyor. Yazılım konusunda Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. ColorOS 6 kullanıcı arayüzü var. Android güvenlik yaması 5 Aralık 2019 bu arada şeyde belirtelim. Realme'nin açıkladığına göre bu telefon Şubat ayında Android 10 güncellemesini alacak. Hı -hı. Ve Realme UI adını verdikleri yeni bir arayüze geçecek. ColorOS'u biraz daha değiştirilmiş hali diyebiliriz Realme UI için. Telefonda benim canımı sıkan bir nokta Widevine L3 desteği oldu. Bunun L1 olması gerekiyor. Hı -hı. Bu L3 ne sorun yaratabilir derlerse bazı platformlarda Amazon Prime, Netflix gibi bir şey izlemek gerektiğinde orada düşük kalitede çözünürlüklere maruz kalacaklar. İyi bir ekrandan bahsediyoruz. Yüksek çözünürlüklere çıkmak isteyecekler. O sonradan düzelir mi acaba ya? Şöyle söyleyeyim. Realme iki Pro modeli vardı. O ilk çıktığında Widevine L3 destekliyordu. Güncellemeyle onu L1 yapabilmişlerdi. Hmm. Bunda olur mu? Test zor. Ama imkansız da değil. Google kamera destekli istendiği halde kurulabilir. E, firmanın bir iddiası da olabildiğince ben güncelleme vermeye çalışacağım diyor. Şu ana kadar baktığımızda çıkardıkları tüm modellere her ay güncelleme vermeye çalışıyorlar. E, hiç olmazsa güvenlik güncellemelerini gönderiyorlar. Güncelleme konusunda Realme şu ana kadar gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Daha 2 yaşında bile değil ama marka. Onu da bir parantez açmak lazım. Arayüzünde yüzünde çokça oyuncak var. Şöyle ilk arayüzde detayı şöyle bir dikkat çekiyoruz. Genelde Çin telefonlarda çekmece olmaz uygulama hmm. çekmecesi. Ama Realme'de böyle bir seçenek var. Reklam İsterdi, var koyu bu arada. E, eskiden reklam yerleştirmiyorlardı ama son ortaya çıkan gelişmelerle birlikte reklam yerleştireceğiz diyorlar. Hmm. Ama ben telefonu kullanırken bir reklama henüz denk gelmedim. Belki de ileride artacaktır. Çünkü İnternette araştırdığına değil Realme'lerde reklam nasıl kapatılır gibi içerikler görmeye başlayacaklar. Burada Xiaomi'nin izinden gitmişler görünüyor. Zaten bu yani. pek çok konuda Xiaomi'yi rakibe alan bir firma. Kulaklık için equalizer ayarları var. Kulaklıkla ilgili performans iyileştirmeleri yapmak istiyorsa iyi olur. Akıllı kenar kısa yol çubuğu var. Orada çubuktan çekerek işte en çok kullandığınız uygulamaları, ekran görüntüsü almak gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Sanal tuşlar var. Klasik Android geri, multitasking vesaire. El hareketleriyle kontrol var. Bu da jestlerle yukarıdan kaydır geri gelsin, kenardan çek uygulamaları aç gibi. Kapalı ekran hareketleri var. İşte çift tıkla ekran uyansın, bir şeyler çizip kamera açılsın gibi. Akıllı arama özellikleri var. İşte kulağıma götürdüğümde otomatik cevaplasın ya da telefonu koyduğumda reddetsin gibi. Koyu tema eklenmiş ama deneysel bir özellik olduğunu özellikle vurgulamış Realme. Tabi ekranımız IPS olduğu için bu koyu temanın pil ömrüne kattığı avantajlarına iyi faydalanamıyoruz. Hatta gece o koyu modu kullanırken o siyahlar çok parladığı için rahatsız bile olabilirsiniz. Çocuk alanı gibi özel kasa özellikleri var. İşte uygulamalara şifre koymak, çocuklar şu uygulamalar erişsin gibi ayarlarda bulunuyor. Şimdilerde her telefonda görmeye alışık olduğumuz uygulama kopya özelliği, kopyalama özelliği de var. Ama tabi bazı telefonlardan ayrışan bir noktası var. Ee, diğer telefonlarda tüm uygulamalar kopyalanabilirken bunda sadece sosyal medya uygulamalarına izin veriyor. Hızlı şekilde ekranı ikiye bölme özelliği var. Üç parmağınızı yukarı kaydığında ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Özel güç tasarruf modları var. Böylece pil ömrünü biraz daha arttırabiliyorsunuz. Güvenlik konusuna geldiğimizde parmak izi okuyucusu ile ilgili bir eleştireceğim nokta var. Biraz fazlaca üstte. Eğer Büyük elleriniz yoksa bu parmak izi okuyucusuna biraz uzanmak için çaba göstermeniz lazım. Ayrıca çok belirgin şekilde yapılmamış. Bazen parmak izi diye kasayı yokladığınız oluyor. Nasıl hızlı mı? Çok hızlı. Hatta bazen nasıl çalıştığını bile algılayamıyorsunuz. Dokunduğunuz an açılıyor. Yüz tanıma özelliği de gayet iyi ama kameradan yaptıkları için ışık olduğu sürece iyiler. Ve göz kapalı özelliği de var. Göz kapalı özelliği ne işe yarıyor derler. Atıyorum siz uyuyorsunuz biri geldi sizin yüzünüzü tuttu telefonu açmak istedi. Göz kapalı olduğunu algılıyor ve açmıyor ekran kilidini. Önemli bir özellik meraklısı için. Kablosuz ve iletişim tarafında Wi-Fi AC desteği var. Bluetooth 5.0 da destekliyor. Rakiplerinin bazılarını artık görmeye başladık. NFC desteği bu modelde yok. Olmaması bir eksiklik çünkü başka rakiplerde var. FM radyo desteği de var. GPS performansından çok memnun kaldım. Gerek e, ilk stabil bağlantıyı kurma süresi, doğruluk, hata payı, uydulara bağlanma sayısı gayet tatmin ediciydi. Ekstra olarak OTG desteği var. Ama OTG desteği ile ilgili şöyle bir parantez açalım. 10 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik kendini kapatıyor. Yani sürekli açmanız lazım eğer kullanıyorsanız. Hmm. Tam boy sim tepsisi var. Bunun avantajı ne derlerse. E, aynı anda çift sim ve mikro SD kartı kullanabiliyoruz. İyi, güzel. Çünkü bazı telefonlarda bu hibrit simdir. Hı hı. Ya çift sim kullanmak zorundasınızdır ya da bir sim bir micro SD şeklinde kullanmak zorundasınızdır. Evet. da öyle bir tasarrufa gitmemiş. Bildirim var mı? Bu telefonda bildirim LED'i yok. 3 projede tamam. da yoktu. Onda da eleştirmiştik. Olmaması bir eksiklik bence çünkü amoled panel olsa şeyde anlarım. Hı. Always on display yaparız orada gösterir. Ama bunda öyle bir şey yok. Evet eksik. Eksiklik. Bir sertifikası yok ama firma demiş ki su sıçramalarına karşı bir mukavemeti var. Hı. Ama lafta bu. OnePlus'ta da bir ara öyle bir şey olmuştu. Yani sen yine de e, tedbirli davrandın. Evet. Kutu içerisinden kılıf çıktığını söylemiştik. Bir de ekran koruyucu takılı olarak geliyor. Hı hı. O ekran tık, koruyucusunu çıkarmamakta fayda var. Zaten çıkardığınızda ekran evet. tam tarlaya dönüşüyor. O yüzden o koruyucu bir müddet kullansınlar. Daha sonra daha iyisini alırlar. E, son olarak fiyatı zaten inceleme boyunca arada zikretmiştik. 1700 lira ya bulunabiliyor şu an. Rakiplere baktığımda çok bir rakibi yok aslında. Fiyat emsalinde neredeyse rakipsize dönüşmüş bir telefon diyebilirim. Piyasada bulunabilirse şahit. Meizu 16 XS var. 1700 liraya. Bu telefona göre artları ne? Amoled ekran, ekran içi parmak izi okuyucu gibi artıları var. Daha çok. Ama tabi işlemci gibi hmm. diğer unsurlarda da bu önde. Onda 675 var Snapdragon. Bunda da 712 var. Biz onu incelemedik. Evet. Gelse incelerdim. Hmm. Ama şey bir, yani incelemeyi bırak insanlar alır ki almak evet. için bulamıyorlar ki Mezun derdi o Türkiye'de. Hı hı. Sonraki model Redmi Note 8 Pro bu telefondan yaklaşık 300 lira daha pahalı ama işlemci işte NFC gibi diğer unsurlarıyla hı. daha parlak bir telefon. Ama e, Realme 5 Pro için şunu söyleyebilirim. 1700 liraya yani 2000 lira altında alınabilecek en iyi 3 telefondan birini saydıysanız İlk iki arasına bunu rahatlıkla yerleştirelim. Şey zaten Redmi Note 8 Pro ile bunu kıyaslayacağız ayrıca. Evet. Çünkü benim de tahmin ediyorum ki e, düşüneceğim İnsanlar o ikisi arasında kalacaklar. Çünkü bana da onları sormaya başladılar bile zaten hangisini alalım diye. E, biz bununla ilgili ayrı bir bölüm yapacağız. Evet. E, başka bakıyorum sana soracak bir şeyim var mı diye. Yok bu kadar. Bulunuyor. E, zaten çok yeni girdi piyasaya. Evet. Geçen hafta geride 10 gün falan oldu işte. Bu telefonla ilgili şöyle bir şey de söyleyebiliriz ama ile ilgili. Şu an için sadece online kanalda bu ürünü satıyorlar. Hmm. Fiyatın rekabetçi olmasını buna evet. bağlıyoruz biraz da. Evet. Diğer modelleri de Realme XT ve C2 diye bir modelleri var. Onlar da perakende Teknosa, MediaMarkt'ta bulunabiliyor ama Realme 5 Pro'yu henüz bulamayacaklar orada. Evet. Belki ilerleyen dönemde gelir. Evet. Peki o zaman ee, tekrar söylüyorum. Fotoğraf örnekleri, e, videonun açıklamasında var. Oradan indirip bakabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz sana. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.